Sevgili seyirciler, vapurda çay simit sohbetten herkese selamlar, sevgiler diyerek başlıyoruz. Bugün Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinden Kadıköy'e doğru seferde olacağız. İstanbul'da yine oldukça rüzgarlı ve soğuk bir hava var. Bugünkü konuğumuz İtalyan şef Danino Zanna. Muffin'den inanılmaz bir kokusu geliyor arkadaşları. Şimdi limonu zamanı geldi. Hamurdan geçiyor, görüyor musun arkadaş? Adonna immobile! Quale più malavento? Abi pizza, bol malzemeler, bol. Ne pizzası be? Görmüyor musun? Bir de yazıyor burada. Seni görünce bak benim kalbim nasıl atıyor. Nasıl? Küp küp. Problem var abi. Kesiyorum, kesiyorum. Ha poşette boş. Lasciatemi cantare. Allah aşkına. Herkes bu lasciatemi cantare şarkı bana söylüyor abicim ya. Lütfen Türkiye. Lasciatemi cantare daha söyleme. Vallahi lütfen yeter. Lasciatemi cantare. Efendim, İstanbul'da paranız olması pek önemli değil. İstanbul kartınızın olması önemli. Bilet almak isteyenlere yardımcı oluyorum. Kadıköy. Yetersiz bakiye sesini duyduk ve geldik. Efendim işte programımızın konukları yavaş yavaş vapura geliyorlar. Sevgili seyirciler ve şimdi sevgili Danino Zanna'yı karşılamaya geçiyoruz. Efendim işte. Abi ne abi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, süper, sağ olun. Teşekkür ederim. Davet etmek için çok teşekkür ediyorum. Ya çok mutlu olduk. Sevgili Danino ile buluştuk. Üşümüş biraz. Yok abi, estağfurullah. Bu iskeleye binmiştim var mı? Buradan vapura binmiştim var mı daha önce? Ben zaten vapur hastayım. Ya değil mi? Barbaros Hayrettin Paşa iskelesi. Biliyorum, güzel biliyorum. Bir iskele. Mimarisi de güzel değil mi? Çok güzel yani. Ve benim oğlum abi hasta. Çok seviyor. Biz de pazar günü geliyoruz. Vapur. Kadıköy'de dönüyoruz. Kadıköy'de 3-4 kere. Çok güzel. Sevgili Danino ile buluştuk. İskele'de küçük bir yürüyüş yapıyoruz. Ondan sonra İstanbul kart var mı? Akbil. Vallahi abi var mı? Çantada ama. Çantada var ya. Tamam, benden. Bereket versene o zaman. Harika. Güzel Türkçesiyle keyifli bir program bizleri bekliyor inşallah. 50.000 lacrime non basteranno perché. Nasıl buldunuz şehir hatları vapurunu? Evet abi, muhteşem. Stüdyomuz burası. Abi maşallah diyebilirim. Lütfen buyurun, abi. Buyurun, ha, lütfen buyurun, abi. Beraber. Beraber o zaman. Gel. Bugünkü kadromuz böyle efendim. Bugün çay ve simit eşliğinde İtalyan bir şefle birlikteyiz. Danino Zanna yaptığı yemekleri, tarifleri televizyon ekranından kısa zamanda öğrendiği güzel Türkçesiyle paylaşan oldukça esprili ve mutlu bir insan. Vay 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 abi. Vay 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 vay. Vay. İşte bu yani. İyi bir şefte olması gerektiği gibi yeni şeyler denemeye cesaretli, hayal gücü oldukça geniş. Kırmızı gözlükleri, eğlenceli tavırları, renkli kişiliğinin yansıması. Aman 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 aman. O olmayacaktı zaten bu rüzgarda. Gel gel. Gel. Evet, getir getir. Bereketli, bereketli. Efendim. Beşiktaş'tan Kadıköy'e doğru, seferdeki bir vapurda çocukluğundan şefliğe başladığı günlere, ekran macerasından Türkiye'deki yeni yaşamına dair sohbet ettik. Gel abi. Burası esmiyor ya. Burası esmiyor. Burası daha iyi abi. Burası iyi. Burası daha iyi, evet, evet. Neresini en çok seviyorsunuz? Ya kesinlikle benim favori, ben Galata çok seviyorum Galata'yı abi. Ya Galata, bayılıyorum açıkçası. Dünya tek zaten. O kadar güzel de Boğaz etrafında her şey güzel oluyor zaten. Bu net yani. Yoksa abi, Zeytinburnu da çok seviyorum. Seviyorsun. Abi seviyorum. Benim ilk ev orada mıydı? Ev orada. Harika. O için şey, bayağı şey. Sonra öğrendi espri olarak yani Zeytinburnu'nun biraz ev falan. Simit yiyelim mi? Yiyelim abi, hazırım. Hazırsak başlarız efendim. Aşağı iniyoruz. Aşağı gidelim o zaman. Hadi buyurun. Ve şimdi bizlere eşlik eden yolcularımızı tanıyalım. Ciao. Ciao. Şişli'de yaşayan Başak Hanım Arnavut. 22 yaşında olan konuğumuz halkla ilişkiler ve tanıtım okuyor. Fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi, moda ile ilgilenmeyi çok seviyor.
Bursalı olan Büşra Hanım 23 yaşında. Vapur sohbetine kağıthaneden katılan yolcu konuğumuz uluslararası ticaret okuyor, aynı zamanda edebiyatla ilgileniyor. Yolcu konuklarımızın da katılımıyla sohbetimiz başlıyor. Benim restoranta geldi. Evet. Dedi burada şef kim? Ben şef. Aa, senin Türkçe çok kırık, çok sempatik. O zaman Türkçe çat pat. Abi o dönemli Türkçe. Sıfır. Tibet. Tibet'te Türk ismi dediler. Evet. Doğru mu dediler? Doğru mu değil mi? Evet, Tibet. Doğru. Yok bilmiyorum. Bu... Tibet. It's a Turkish name. Yabancı ya. Yani. Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinden sefere çıktık. Sevgili Danilo ile birlikteyiz. Yolcu konuklarımız da bize eşlik evet, ediyor ama diyorlar ki biz ineceğiz. İneceğiz, inmeyin. Gelin Beşiktaş gidiyoruz. Evet, tekrar dönüyoruz. Beşiktaş. Kadıköy, Beşiktaş gidiyoruz. Kalıyor musunuz? Kalıyorlar ya. Sevgili seyirciler, tamam. Yolcu konuklarımız. Bir turdaki Kadıköy'de ineceğiz. Tamam, evet, gideceğiz, evet. Geleceğiz. Tamam. Çaylar bizden. Siz kalkacak mısınız? Sizin özel işiniz var. Sen gidiyor musun? Ayıp abi ya. Sevgili bekliyor. Sen var ya. Sevgili bekliyor. Sen var ya. Yakaladı seni ya. Sevgili Danilo Zan'la aslında 35 yaşında fakat bir çocuk. 36 mı oldu? Yok abi, estağfurullah. Kaç oldu? 35 de olmadı. Olmadı. Nisan mi? Oluyor. Evet, inşallah. İnşallah. Allah sağlık versin. Versin, versin. Ben diyorum ki aslında hani 35 yaşında ama bir çocuk. Çünkü içinde genç bir kalbi var. Var mı? Var. Vallahi bilmem. Bir eş, bir baba. Var tabii ki de. Tabii İtalya'da, Floransa'da. Floransa'dan, bravo abi. Floransa'da doğuyor. Firenze'de evet. Doğuyor. Aslında hayat çok ilginç. Ailesinde herkes ahçılık yapıyor. Tabii anne, ki de sorma gerçekten. Abi. Restoranları var. Ve öyle olduğu için aslında kendisi istemiyor. Düşünsene abi, biz aynı masada 10 kişi. Herkes şef. Kimse yemek sevmiyor. Ve bu istememesinin nedeni de restoranda hep patates soyduruyorlarmış. Mideyi temizliyorlar. Evet. İstemediği için İtalya'da İtalyan dili edebiyatı okuyorsunuz. Evet. Ondan sonra Londra'ya yol düşüyor. Çünkü amcası Londra'da. Amca Londra'yı orada görmek istiyor. İşin ilginç tarafı amcasının da 8 tane restoranı var. Evet, Londra'da. 8 tane restoranı şimdi var. Şimdi maalesef amca vefat etti. Çocukları aldı. Hı-hı. Orada beni çağırdı. Bir gel oğlum. Londra'da ihtiyacı var. Var. Şey be, şeflik çok iyi biliyorum fakat aha, tam yapmak istemiyorum. İstemiyorsunuz. Abi. Tabii ki de abi, hep şey, hep tatil günlerdi, hep zor gece, işler. Hep arkadaş diyorlar, hadi dışarıda gidelim. Ama yok. Yok. Mutfakta olmak lazım. Ama Londra'da aşçılığa bir kez daha aşık oluyor. İtalya'ya dönüyor, gastronomi okuyor. Ve bir Türk kızıyla evlenip bundan 3-4 yıl önce de bizlerin hayatına giriyor. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi, vallahi. Nasıl doğru çocuk söyledin. Çocuk nasıl? Çocuk iyi maşallah diyebiliriz. Harika. Şimdi şey, okul başladı. 3,5 yaşında. Anaokulda başladı. Anaokul başladı. Fındık yani yediriyor musun? Abi biz de zaten şey. Biz de Giresunlu olunca. Giresunlu biz gidiyoruz. Bahçe var zaten. Bahçe gidiyoruz. Fındık toplamaya gidiyoruz. Olmaz mı abi? Değil mi? Abi dünyanın en güzel fındık birisi. Ben orada mı bırakayım? Doğru. Gideyim alayım ya tabii ki de yani. Ama Giresun çok güzel. Güzel değil mi? Kesinlikle. Çok. Bugünkü sohbetimizde iki şanslı yolcumuz var. Bize sosyal medyadan ulaştılar. Başak Hanım ve Büşra Hanım. Onlar da tekrar hoş geldi. Hoş bulduk. Nasıl şapkası düşüyordu denize? Nazar oldu. Islandı ama yine de taktı. Taktım. Gayet güzel taktı gözüküyor. Taktı yani. Taktı valla. Nasıl keyfiniz? Nasıl burada olmak? Çok güzel, çok mutluyum. Aynı zamanda sizin de videolarınızı izledim. Vallahi takip ediyorum, evet. Hangisi? Hepsini. Aa, sağ ol canım. Hepsini. Sağ ol canım, çok teşekkür ediyorum. Çok enerjiksiniz. Evet. Sağ ol. Siz de aynı şekilde. Teşekkür ederim. Ben çok mutluyum. Biz de mutlu olduk. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. Her şeyi söyledi Başak. O yüzden çok mutluyum geldiğim için. Teşekkür ederiz. Enerjiniz çok yüksek. Evet. Güzel sorular var. Sohbete başlıyoruz. Korkuyorum ha. Korkmayın. Avrupa'dan Anadolu'ya gelmek nasıldı? Aslında biz de burada evlenmeden sonra biz burada yaşamak karar vermedik. Normalde ben Çin'e gidiyorum. Çin, Şangay'a. Şangay'a gidiyorum. Orada iş var. Ama oradaki mutfak kötü. Nasıl yiyeceğiz? Abi o içim çağırdı abi beni. Şey, mutfak çok kötü geldi. Sonra biz her şey paketlendi abi. Hazır. Sonra şey, eşimi ameli kaldı. O zaman biz beraber bir karar verdik. İşte Şangay, ya Çin çok uzak. Ve yani ana dil değil yani. Konuşma orada birkaç problem yaşayabiliriz. İtalya'ya git gel çok zor olur o zaman. Zor, zor abi. O zaman bize dedi burada yaşayacağız. İstanbul'da. Kendi restoranı açtı.
Allah yardım verdi ve bayağı hala buradayız yani. Hoş geldiniz ya. Sonra da restorandan televizyon çıktı. Orada güzel bir hikaye ama. Kesinlikle. Ve orada bir özel bir teşekkürler var. Derya Baykal mı keşfedi? Derya Baykal. Değil mi? Benim restorantı geldi. Evet. Dedi burada şef kim? Ben şef. Pizzacı mıydı orası? İtalyan. Aa, senin Türkçe çok kırık, çok sempatik. Ben teşekkür ederim ya. Ne diyeceğim ki teşekkür ederim. Kaç sene önce? Dört. Daha yok pardon abi, üç kusura bakmayın. Ne demek? O zaman Türkçe çat pat. Abi o dönemli Türkçe sıfır. Zaten o için ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü o dönemli gerçekten Derya bir şey gördü. Bir ışık gördü. Yani. Ha, evet yani. Çünkü zaten ben bazı zamanları eski programı izliyorum Derya beraber. Çok gülüyorum. Kadın bana diyor ya, Danilo senin eşim Giresunlu değil mi? Sen Giresun seviyorsun. Ben diyorum cevap olarak şey diyorum. Ya ben döner çok seviyorum. O kadar Türkçe konuşuyor. Düşün abi. Yumurta sarısı. Yumurta başları. Ya yumurta bir, sarısı. O sevgili Gül için kırmızı daha iyi ama. Kırmızı daha iyi. Kırmızı. yumurta kırmızısı. Tadırdırıcı var ya. Tadırdırıcı. Tadırdırıcı. Tatlandırıcı. Tatlandırıcı var ya. O kullanabilirsiniz mesela. Yumurtalı sarısı. Yer işte yere büyüme. Yere düştü yarısı. Yere düştü. Ne demek? Yumurtalı sarısı. Ay bunu anlatacağım hiç aklıma gelmez. Döner sever misin? Hastayım abi ya. Hastayım, çok seviyorum. Ama biliyor musun ben eşimle beraber bazı hafta sonları diyoruz ya. Hadi gidelim Bursa gidelim. Sadece İskender yemek için Bursa gidiyoruz. Gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Çok mutlu gidiyoruz. Özellikle ben şey seviyorum abi. Çağ kebabı seviyorum. Çağ kebabı. Erzurum. Ben gitti Erzurum. Orada kaldı 3 hafta. Abi bu ne abi ya? O taraflar çok güzel değil çok mi? Çok güzel abi. Sen ne diyorsun? Kafa yedi gerçekten daha ya. Şimdi bizim bildiğimiz çocukkenki Bolulu ustalara da selam olsun. Bizim bildiğimiz ustalar, şefler biraz göbekli. Değil mi? Evet. Öyle olur. Şimdiki şefler çok yakışıklı maşallah. Estağfurullah abi. Şimdi doğru söylüyorsun ama bu şey. Ama bu biraz eskiden. Eskiden. Bak Türk şefler de şimdi genç şefler de abi hepsi taş adamları. Maşallah yani. Ya daha bakımlı demek istedi yani. Çok ama güzel. Mutfak değişti abi. Yani 30 sene içinde mutfak çok değişti. Çok yani. Değişti. İtalya'ya gidince orada İtalyan arkadaşlarınızla falan Türk yemeği ne yapıyorsunuz mesela? Abi ama ben normalde en yakın arkadaşları burada götürüyorum. Buraya götürüyorsun. Tabii ki de ben yemek yapmıyorum, restoranta götürüyorum. Yani şef arkadaş, yani Türk şefleri yanında götürüyorum. Son geldi benim abi ve arkadaşla beraber geldi. Ben Antep'li götürdüm. Antep'e götürdüm. Evet. Çok güzel. Toplam 8 kişi geldi. Biz orada Antep'te bir hafta sadece yemek yedik. 3 kilo alıp geldin. Vallahi be sorma ya. Ne yedik abi? Bütün Antep yedik biz ha. Sonra bak o çok komik abi. Havalimanı bıraktın ya İtalya'ya geri dönmek için. Herkese böyle bir şey var. Ne bileyim lokumları, baklava, şeyler falan filan. Doludur, valizlere dolu yani. Hep sadece yemek, fıstık, kaç tane fıstık kaldırır Allah tamam. Kavurdu fıstık, taze fıstık, orta fıstık. O kadar çok baklava vermişler ki ağırlıktan havalimanında geçirmeyip dağıtmışsın. Abi çünkü orada uçakla kaçıyoruz. O kadar baklava var ya, adam diyor ya tamam o zaman siz gidin bir bagaj alın, bagaj içinde koyun. Olur mu? Böyle bir zaman yok. O zaman biz havalimanında baklava açtı, herkese ikram etti yani. Çok güzel. Ne yapacağız abi, çöp mü atayım? Olur mu öyle bir şey olmaz abi. Yanınızda İtalyan şıklığının bir esintisi sevgili Başak Hanım var şapkasıyla. Sizin için çok, böyle giyindim. Çok şık ama. Teşekkür ediyorum. Yani. Çok sağ olun. Sorumu sorayım mı? Soru tabii soru. Ben Türk şefleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şimdi bak Türk mutfak özellikle çok zor bir mutfak. Yani bence Türk şefleri çok yetenekli. Yapmak kolay değil. Değil abi, değil. Ve şey de var. İlk önce bölgesel mutfaklara var. Çünkü mutfak böyle bir Türk mutfakta böyle bir mutfak yok. Her bölge bir farklı yemekleri var. O için bir şef çok zor her şeyi takip etmek için. Artı bir uzman mutfakta da var. O da abi inanılmaz zor yani. İtalya'da bu Floransa'da Toskana bölgesinde doğmuşsunuz. Çocukluğunuz orada mı geçti? Orada abi, orada geçti. Vallahi. Yani İtalya ormanda. İtalyanlar için o Toskana bölgesinin önemi ne? Abi şimdi Toskana çok şanslıyım abi çünkü çok çok doğal bir bölge. Biraz sizin Karadeniz gibi. Gerçekten hep yeşil bir yerde yani. O zaman yani ben orada çok şanslıyım. Bizde orada tarım var, çiftçilik var. Tabii ki de abi. Mesela orada bizde ne bileyim biliyoruz Eylül zamanında mantar zamanında. Biz de babayla beraber gidiyoruz bütün Eylül'de. Tabii ki de mantar almaya gidiyoruz yani bir ay. Veya mesela yaz zamanında o zaman bizde domates konserve yapıyoruz.
Şimdi bu tarz şeyler her yerde de var. Tabii ki de. Tabii fakat ki. Toskana'da bölgede çok var. Yani. Çok takip ettiği bir şey yani. Biz de şey, ne bileyim ben orada şey öğrendim mesela. İneklere beraber, anladın mı? Süt alma falan filan. Bence bir çocuk için bu çok önemli, önemli bir şey. Tavukları beraber. Mesela bak ben tavuktan çocukken gitti tavuk yumurta aldı. Ben gidiyorum yumurta alıyorum. Biz eskiden yumurta böyle çiğ yiyoruz. Düşün. Şunları bir şey mümkün değil. Hasta oluyorsun ya. Ama şey, şimdi benim çocuk orada mesela tavuktan korkuyor. Hmm. Evet. İtalyan yemeklerini mi daha çok seviyor peki? Türk mü? Ya, vallahi şey aslında böyle bir, ya biz de böyle bir İtalyan yemeği evde diyorum. Ya, öyle bir hadi bir gün İtalyan yemekleri yiyoruz öyle bir şey değil yani. Ne, bir gün kuzu yiyoruz sonra. İtalyan ve Türk olsa kuzu olsa yani. Değişiyor. Yok yok. Ne yapıyoruz mesela? Tabii ki de mesela pizza da çok seviyor. Seviyor yani, makarna da çok seviyor. Ama bu bütün çocukları zaten pizza ve makarna çok seviyor. Türk yemekleri biraz şey gibi böyle hani sanki biraz böyle büyüdükçe Türk yemeklerinin lezzetine daha iyi anlıyoruz gibi geliyor. Mesela çocukken böyle ben hamburger, patates, köfte, pizza büyüdükçe daha farklı şeyler. Ama var bir niye abi. Var bir niye. Çünkü şey Türk mutfak içinde mesela çok baharatlı bir mutfak. Hmm. Çok sebzeli bir mutfak. Doğru. Mesela genel olarak bu tarz tadın çocukları sevmiyorlar. Yani. Genel olarak. Salça koyuyoruz, soğan koyuyoruz çok. Aynen öyle. Mesela patlıcan. Genel olarak bütün dünya çocukları patlıcanla çok böyle bir seve seve yemiyorlar. Hmm. O bal kabağı falan filan. Bu biraz zor. Zor. Ve Türk mutfak bol bol bu malzemelerden. Yani. O için biraz o da için. Şey. Ama sana bir şey diyebilir mi? Tabii. Zorlanıyorlar ama sen bir karnıyarık yap bakalım of. Kim yemiyor ya merak ediyorum. Merak ediyorum kim yemiyor ama güzel bir karnıyarık evet, ya. Güzel oldu canımız çekti. Evet tabii vallahi sorma gerçekten. Böyle ve abi ben şey burada çok güzel bir şey yoğurt. Ben yeni öğrendim. Hmm. Yani normalde şey kültürel olarak biz yoğurt yok. Hı-hı. Ya beyaz şey var yoğurt da var tatlı olarak da var. Abi ben yoğurt. Ayran? Abi sorma. Şey de ama artık her şey yoğurt. Bak bir de çorba içinde yoğurt atıyorum. Her yerde yoğurt abi, yoğurt abi, güzel. Yoğurt. Çok çok güzel abi. Vallahi. Harika. Artık spor yapıyor musunuz? Vallahi abi yapıyorum abi. Çünkü Dalina diyor ki bir saat spor yapmaktansa bir saat yemek yapın daha mutlu olun. Öyle bir şey var abi. Öyle. Evet. Gerçekten abi spor yani profesyonel olarak yapmıyorum. Bir şey mesela ben gym adam yok yani. Birkaç kere girdi abi sıkıldı eve döndü. Vallahi gerçekten. Abi şey bak sağlık çok önemli. Sağlık önemli. Tamam mı? O için mesela ben evde şey asansör kullanamıyorum. Hmm. Metrodan merdiven, otomatik merdiven evet. Kullanamıyorum. Yürüyorum Yürüyorsun. Falan filan. Bu tarz şey yapıyorum. Ama abi hadi gym'e gidelim orada yarım saat. Bana biraz manyak gibi geliyor gerçekten. Yürüyor şey koşuyorlar evet. Tamam mı? Böyle tapir olan var ya tapir. Gitsene tamam. Dışarıda koşuyorsun. Daha güzel koşmuyorlar ama İstanbul'da az koşuyorlar değil mi biraz? Ya şimdi tabii ki de büyük şehirler zaten zor ya. Yani. Ama istiyorsun var yerlerde koşmak için. Orman, Belgrad'a gitmek. Tabii. Ben şey eskiden Kemerburgaz'da oturuyorum ya. Abi müthişem bir yerde abi. Orada koşmak için ya bak tabii ki de gidiyorsun. Şimdi orada. Neredesiniz? Şimdi şey, ya söylemem. Levent. Yok ya Levent dayı. Levent, şey, Levent dayı. Televizyon camiasına yakın olmak için artık. Stüdyolar orada. No. Abi şey için. Benim oğlum okul başladı. Ha. Orada biz de şey yakın okuyor. Olsun. Evet biz de servis vermek istemedik abi. Abi baktı bir saatte gitmek, bir saatte geri dönmek servise zamanı var. Tamam. Abi dedi 3 yaşında vallahi 2 saatte yol vermeyelim bu çocuk. 3 yaşında başlamasa ya. O zaman biz de taşındı okul yanında gittik. Şimdi yani. Sabah kalkıyoruz elinde bırakıyoruz. Ama çok güzel lan. Evet. Mesela yağmur zaman da çok seviyor. Yağmur yanıyor, hadi okula gidelim. Gidelim. Pislak falan filan. İsmi neydi? Zeno, İtalyan ismi. Zeno değil ama Zeno. Zeno. İtalyan ismi Tibet. Tibet. Tibet de Türk ismi dediler. Evet. Doğru mu dediler? Doğru mu değil mi? Tibet. Yok bilmiyorum bu. Tibet. Is it Turkish name? Yabancı ya. Şaka yapıyoruz yani. Tibet yani. Tibet. Eşim Tibet'te verdi. Yani. Çok güzel. Abi pardon. Abi. Bak. Bir yudum iç, bir yudum. Abi evet tabi. Konuş. Ben çok konuşuyorum. Kusura bakma. Vallahi. Hiç problem Allah. Değil. Nazar oldu abi. Nazar. İtalyanlar çok konuşur diye bir şey var mı? Var abi. Hiç susmuyorlar. Ama bak abi. Bir İtalyan problem yok. Ama düşün bir masa. 10 tane İtalyan masa. Abi. Evet. Kafada biraz evet. Daha sonra kalkıyorsun. Evet. Bir gidiyorum yani kafa acıyor. Teşekkürler. Sağ olasın. Çok konuşuyorlar. Peki siz İtalya'da meşhur musunuz?
Vallahi hiç sormadı. Hiç sormadı yani. Bilmiyorum. Belki şey. Hani havalimanına falan gidince, şehirde falan dolaşınca falan tanıyorlar değil mi? Türkiye'de meşhur değil. Abi 1,5 sene İtalya dönmedi. O için bilmiyorum abi. Dönünce sana haber vereceğim yani. Uzun bakalım. Olmuş. Yok şey, o da tabii ki de yani bu, yani burada televizyon çıkınca onlarda da haber oldu. Ve takip ediyorlar aynı zamanda. Biz altyazı yapacağız İtalyanca. Abi bak, İtalyanları tembel. Okuyamıyorlar abi. Çok tembel gerçekten. Çok, çok tembelsiniz. Bizim mesela bizde şey, hiç filmi altyazı girmiyor ki sinemada. Hep seslendirme. Hep dublaj ile abi. Allah. İnşallah yavaş yavaş. Ama Türkçe zor ya. Zor. Zor değil mi? Değil. Sen Türk çünkü öyle tabii. İtalyanca daha zor. No abi bak, herkes aynı şey diyor. No abi, sen bir gel İtalya. Bir hafta kal. Söz veriyorum. Sen benim kadar Türkçe İtalyanca konuşacaksın. Geliyorum. Vallahi abi. Kalıyor abi. Müzikalite çok kolay. Zaten sen biraz konuşabilirsiniz. Andare mangiare vacare vacare. Öyle vacare. Bir şey yazıldığı gibi okunuyor. Tabii ki de. O tabii güzel. Ki de yani. O kolay yani. Çok kolay. Şimdi birkaç tane kısa sorum var size. Tabii ki de. Hazır mısın? Balık için soruyorum. Balıkta ızgara mı, buhlama mı? Yok abi, buhlama. Buhlama? Tabii ki de. Çay mı, kahve mi? Çay. Çay. Şey, hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bana şey öğrendiler abi, her şey salla, çay sallama. Yani şey koy abi, bana bir kere şey öğrendi, burada şeker koyuyorlar abi. Evet, Erzurum'da, kıtlama. İçinde, ama yapamadı abi. Yapamadı mı? Çok zor abi. Zor gerçekten. Hamburger mi, döner mi? Yok abi, döner ola. Döner tabii. Bodrum mu, Antalya mı? Valla bir Antalya çok sıcak. Çok sıcak. Ya Bodrum'da sıcak ama Antalya kadar değil ya. Yani. Cumartesi mi, pazar mı? Pazartesi diyebilir miyim? Ben pazartesi bir adam. Öyle mi? Ben pazartesi çok seviyorum abi. İşe başlamak. Tabii, gerçekten çok seviyorum abi. Herkese bir depresyon var pazartesi. Ben de öyle pazartesi severim. Evet. Bir sendrom var zaten ya. Yok severim abi, çok güzel pazartesi. Bütün hafta her şey yapabilirsiniz. Bütün şey, zaman var, her şey var. Doğru. Çok güzel. Doğru. Ama tabii ki de pazarı olumlu beraber bizde evet, şey. Geçirdiğiniz zaman. Dondurma mı, künefe mi? Ay bu nasıl? Künefeli dondurmalı. Dondurmalı işte, dondurmalı künefe ama ben dondurmalı künefe sevmiyorum. Ben kaymaklı künefe seviyorum. Bir de siz portakallı yapıyorsunuz. Evet, bir kere yaptım. İlk biraz kötü bir tepki aldı. Ya böyle bir olur mu, böyle bir portakallı künefe olur mu? Öyle bir şey. Olur mu? Ama olur ama tabii ki de. Ama şeflikte sınırı yok. Ama zaten o için ben mutfak seviyorum. Ya. Çünkü her şeyi deneyebilirsiniz ya. Fakat de çok basit bir şey. Şerbet normalde içinde limon atıyorlar ya. Hı-hı. Ben normalde portakal suyu attı yani. O onun farklı gibi. Ama tabii ki de ya, künefe abi bomba. Doktor Profesör Nyatatipoğlu adam böyle bir şey yapıyor. Böyle bir konuşma gibi, tamam mı? Hı-hı. Uzaktan. Ben gidiyorum ya. Profesör abi. İtalyan kadın çok benziyorlar bu konuyla yani. Çok aile. Aç mısın? Aç mısın? Bana. Abi sabah göz açıyorum. Aç mısın aşkım? Bir dakika canım ya. Sevgili seyirciler, vapurda çay simit sohbeti devam ediyoruz. Yolculuğumuz keyifli geçiyor. Sizlerin de sorusu olursa biraz sonra onları da alabiliriz. Çay içip simit yiyoruz. Şimdi yolcu konuklarımızın sorusuyla devam edelim. Devam edelim. Kimden soru gelsin? İsimleri hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Tabii Başak ve Büşra. Bravo. Tamam. Başak, Büşra, Zeynep, Tuğçe. Yok. Salladı, olmadı. Hatırlıyorum tabii ki de. Var mı sorunuz? Başak yani Hanım. Aslında benim var. Merak ediyorum. Tamam. Ben neden Türk bir bayanla evlendiğinizi merak ediyorum. Vallahi canım bak, bana sordular, çok sordular bu sorunu. Ama bu şey biraz yani işimiz. Ben ne zaman aşk oldu kimlik çok, sormadın ki. Çok trip atmıyorlar mı? Yani hep bizim için öyle derler ama Türk kızları trip atıyor. Trip atıyor. Tripli mi? Ya trip atıyor. Herkes de trip atıyor canım benim yani. Sadece Türk kadın değil yani. İtalyanca biliyor eşiniz o zaman. Ya şimdi öğrendi İtalyanca. Biz ilk İngilizce konuşuruz aramızda. Yani ya biz ilk defa gördüm ya. Ya ben şey dedim, bu kadın ne kadar güzel yani. Hemen şey, çünkü gerçekten benim eşim çok güzel bir kadın yani. Ya şimdi tabii ki de benim eşim için diyorum. Yok abi, gerçekten çok güzel bir kadın. Ben sana garanti veriyorum vallahi gerçekten. Sen beni güven. Allah mutlu olsun. İnanılmaz güzel yani. İnşallah. Sonra aşk olduk. Hemen aşk olduk zaten. Hemen aşk olduk. Evet. Ben iki gün teklif etti ya eşime. Öyle mi? Vallahi. Hemen. Hemen.
Yani ben senin gibi ne bulacağım ya? Evlen beni. Ben senin tabii ki de sonra şey 3 sene beraber falan filan sonra evlendik ya. Ama o kadar. Harika. Aşk olunca kimlik sormadı, nereli sormadı yani. O aşkı böyle zaten yani. Bizim annelerimiz, Türk kadınları hamarattır. Mutfakta nasıl kültür alışverişi? Vallahi abi bence şey İtalyan kadın çok benziyorlar bu konuyla yani. Çok aile. Aç mısın? Aç mısın? Bana, aç mısın? Abi sabah göz açıyorum. Aç mısın aşkım? Bir dakika canım ya. Daha şey. Vallahi gerçekten. Günaydın. Ama var. Evet. Ama ben çok güzel beğeneceğim. Bak bakıyorlar ya. Çok evet. Güzel bir şey ya gerçekten. Kadın bu işte yani. Doğru. Gerçekten yani. Çok güzel yani. Şimdi sohbetin çay bu şey. Çağırıyor. al beni. Evet Başak Hanım. Efendim? Şapka terletmedi inşallah. Yok hayır şu an bu, gayet iyiyim. Bu ahçıların kafasına taktığı şapka neden uzun olur onu biliyor musunuz? Abi şey bir temizlik konusundan da tamam mı? İki aslında bütün aşı uzun bir şapka giymiyorlar. Hmm. Geneliksel şef şapkası var. Şimdi mutfakta bir piramit gibi tamam mı? En üst şef var ve aşağıda da var. Normalde en üst şef uzun şapka giyiyor. Tek o giyiyor. Herkese değil. Bir şef olabilmenin en özel, en önemli noktası nedir? Siz öğretmen olmak istemişsiniz. Hani bir şef de öğretmen gibidir diyorsunuz. Hani benim kendi yaptığım yemek çok önemli değil. Ekibin yaptığı yemek güzelse şef başarılıdır. Öyle mi? Zaten bizim iş bu yani. Şimdi bak çok insanlar biraz karışıyorlar. İşte senin yemek güzel mi, senin yemek kötü. Şimdi biz de beraber, sen benim eve gel. Ben sana yemek yapacağım ayrı bir şey. Ama tamam. Profesyonel restorandan bahsediyoruz. Profesyonel bir mutfakta şef normalde yemek yapmıyor. Tamam mı? Şef ne iş yapıyor? Organize ediyor. Bir mutfak organize ediyor. Yani biz de şey bahsediyoruz. 50-60 kişi bir mutfak. Yani gerçekten çok büyük bir organizasyon ihtiyacı var. Ve şef organize etmek lazım ve öğretmek lazım. Bak atıyorum sizin, pardon benim Türkçe biraz kırık ya daha anlatmak istiyorum. Şimdi bu Smith var tamam mı? Ben bu yaptım. Şef olarak bu benim tarifi, benim şey. Ben yapıyorum, çok güzel oluyor. Bizim Başak, bizim mutfakta da çalışıyor. Başak yapıyor ve bu çok kötü oluyor. Başak sorun değil ya, bu benim sorun. Demek ki ben kötü bir şef çünkü Başak öğretmedi. Bu net bir şey yani. Bir takım oyunu yani. Şef olmak için güzel. Bu yani. Güzel öğretmek için, güzel. Güzel takip etmek için. Sonra bir gün Başak da benim yere olacak ve bana daha genç şeflere öğreneceğiz yani inşallah. Nasıl sizin yemekleriniz? Çok kötü. Ben makarna bile yapamam ki. Neden acaba? Ben sevmiyorum. Nasıl sevebilirim? Bu şey bak, ben hep diyorum bu anne için. Çünkü anne her şey yapıyorlar ya. Yapıyor ya. Öyle değil mi? İkinci yapana gerek yok. Evet. Tabii ki de yani. Maalesef böyle yani. Nasıl sevebilirsin? Sevmeyebilirsin. Ben mutfağı sevmiyorum. Sevmiyorum. Problem yok yani. Sevme, okey. Biz Türkler, yeme alışkanlıklarımız nasıl? Ne dersiniz bir İtalyan olarak? Yani nasıl? Mesela... Biz üç öğün düzenli yer miyiz? Siz nasıl gözlem yaptınız bunca yıl? Hani burada kaldığınızda hani böyle mesela ben 5 öğün 6 öğün yiyorum. Vallahi mi? Vallahi. Az az çok. Az az çok abi. Az az çok. Az az sık. Abi oluyor. Senin Türkçe zor şimdi ya. Az az çok. Az az çok, az az çok. Vallahi bu bölümü koyalım yani. Kesmeyelim. Evet ama benim üzerinde abi. Herkesin Türkçe bozuldu. Az az çok. Az az çok. Az az çok kabul ne abi? Az az çok. Az az sık. Abi şey var. Şimdi bak. Geleneksel olarak mutfakta, Türk mutfakta Arbi mutfak. Çünkü çok yağ var, tereyağı var, çiçek yağı var. O biraz Arbi bir tarafta da. Türklerde biraz da böyle bir şey. Hadi tereyağı var gel bundan yapalım. Çok seviyorlar abi çok seviyorlar. Yapacak bir şey yok. Hadi. Yapacak bir şey yok. Tabii kalıyor orada şey. Bir dakika kimse bakmıyor. Doğru. Çok keyifli bir şey bu, abi. İtalya'da paket servis kalkmış mı? Az mı orada? Öyle... Yok abi. Zaten geldi çok şaşırdı. Bir tarafta çok konforlu, bir tarafta korkunç bir şey abi. Sağlıklı değil mi? Ondan mı? Abi şey var abi, şimdi paket servis var ya, kimse çıkmıyor evde. Anladın mı abi? Her şeyi arıyoruz, geliyor falan filan. Çıksın biraz dışarıda, yürüsün falan filan, anladın mı? Doğru. Bu güzel bir şey yani, en sosyal olarak, en sağlık olarak çok güzel bir şey. Türkler hizmet sektöründe abi, iyi değil mi? Müthişim abi. Hep hızlıyız dünya yani. Bir abi. Kimse geçemez abi, mümkün değil yani. Bir hikaye anlat abi, var mı bir fikir? Tabii. Kusura bakma, hep sen konuşuyorsun kıcak, ayıp ben. Ya estağfurullah. Şey var,
Kayseri gittiğimi. Orada bir özel bir organizasyon var. Orada organizasyon bitti. Tamam. Bir adam beni bekletti. Yani orada 3 saatte 3 saatte bir etkinlik yaptı. Adam 3 saatte beni bekletti. Adam bekledi sizi. Aynen öyle. Dedi merhaba Danilo falan filan. Merhaba. Dedi şey abi ben şey senin eve davet etmek istiyorum. Benim eşim çok güzel mantı yapıyor Kayseri'de. Ben diyorum ya abi şey seni zahmet olmaz yani. Tanışmadığı bir adam ya zahmet olmaz. Sadece ben değil ya biz 10 kişiyiz yani. Bütün ekip de var falan filan. Şimdi bırakarsan ayıp. Herkesi gelse. Abi o kadar tatlı bir adam ya. Ben tabii ki de dedi. Tabii ki de geleceğiz. Biz bayağı gittik yani. Şaka değil abi. Abi orada hani falan de. Ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Abi nasıl bir sofra. Yeme, nasıl bir sofra. La tamam gerçekten. Büşra Hanım'ın sorusuyla vapurda çay içtiğimiz sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun Büşra'cığım. Programlarda böyle ilginç durumlarla karşılaşıyor musunuz? Neler? En komik anınız böyle sizden. Hep evet. Sorulan sorular. Ya şey öyle bir şey var. Şimdi ben televizyon başlarken canlı program. Ben hepsi canlı. Canlı. Hepsi canlı. Gerçekten çok şanslıyım. Çok hepsi zor canlı. Yani. Evet. O zaman bayağı yaşadı ya. Evet. Bayağı çok yaşadı. Tabii canlı en çok zor bir de. Çok zor tabii. Benim Türkçe özellikle çok zor ya. Şey, bir de canlı yemek yapma da zor. Bak yani. Bir gün ATV'deyiz abi. Bu işte bir gün ATV'deyiz. Zahide Yetişti mi? Zahide Yetişti program. Biz de o programda aynı stüdyodan sevgili doktor profesör Nihat Polu aynı stüdyodan program çekiyor tamam mı? Ve çok seviyorum, çok seviyorum. Gerçekten adam dünya tatlısı birisi. Çok seviyorum. Bir gün görüyorum ya. Adam böyle bir şey yapıyor. Böyle bir konuşma gibi tamam mı? Uzaktan. Ben gidiyorum ya, profesör abi, gidiyorum orada ve sarılıyorum ya. Abi adam orada yeşil fon ile program yapıyor. Ben program içinde girdim. Yeşil perdede miyim? Yeşil perdede ya, ben içine girdim, hepsi bozuldu. Sonra kusura bakma, abi bilemediği program yapıyor, zannetti, konuşuyor zannetti. Hadi ya. O da bayağı canlı program canlı. Çünkü ben canlı program içine girdim. Tam öyle bir dünya. Survivor'dan falan teklif geldi mi? Abi ya söylemiyoruz şimdi başlıyor. Boş ver abi. Boş ver. Kim bilir yani kim bilir. Evet. Ama kadar... zaten abi nasıl yapabilir? Bak teklif gelsen gelmese önemli değil abi. Oğlum 3 yaşında. Oğlum 6 ay bırakabilir miyim evde abi? Doğru. Baba nerede 6 ay diyecek? Televizyonda olur mu böyle bir şey ya? Ben yapamıyorum ya. Benim böyle bir karakter yok ya. Duygusalsınız. Tabii ki de abi. Türk halkı da duygusal. Çok abi. Çok duygusal. Zaten o için çok seviyoruz abi. Çok. Şarkı söylüyor musunuz Türkçe hiç? Tabii ki de abi. Tavuk pişirmişim. OSS'e katılmıştınız galiba. Evet. OSS katılmadı. OSS Türkiye katılmadı. Orada, orada bir performans. Bir film. Film yaptı. Gupsi Özay ile beraber. Görümce'de filmi. Görümce. Orada bir film tanımak için bir espri olarak orada gitti. Çünkü ben Görümce filmi için müzik ben yazdı. Evet, ben yazdı. O için, bu benim şarkı yani. O için öyle espri olarak oraya girdik. Parlando di te. Sento il tuo profumo, il sapore di te. Biz Kadıköy'e mi geliyoruz bu arada? Ben Beşiktaş'a dönüyoruz artık. Valla bence biz de Pendik'teyiz abi. Ama kimse haberin yok şimdi. En çok kime yemek yapmaktan mutlu oluyorsunuz? Yani... genel olarak oğlum evet ya. Oğlum ve annem. Bana bir gün söyledi. Sen en ünlü kişi kim yemek yaptı yani? Kim için yaptı? Yaptım. En ünlü annem için dedi yani. Çünkü çok güzel bir keyfi. Ya gerçekten yani kadın beni o kadar seni besledi. Bir kere ben yaparken ve sevmesi lazım. Çok güzel yani. Ya seviyorsa çok güzel yani. Ama benim zor ha. Anne hiçbir şey sevmiyor. Öyle mi? Ay. Çok zor bir kadın. Çok. Ya seviyor, bak öyle yapıyor. Aa, çok güzel ya, çok güzel diyor ya. Ya keşke burada. O hepimizin annesi ama. Öyle ya. Sen, çok güzel. Ya keşke burada. Tamam anne, tamam. Asıl şef o. Tamam, öyle en büyük şef o. Yolcu konuklarımız iniyor onlar Kadıköy'de. Evet, çok memnun oldum ya. Biz çok memnun olduk. Bizim beraber olmak için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler, güzel günler. Teşekkürler. Hoşçakalın, çok teşekkürler. Yeni yolcu konuklarımıza devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Ne güzel, ne güzel yani. Programımızın sonuna yetiştiler ama. Evet.
Olsun, olsun. Önemli, varsanız önemli bu yani. İtalya'da televizyon programlarında yemek yapan şefleri çok sevmezlermiş. Öyle bir şey var mı? Yani normalde şey, televizyon şefi kötü gözle bakıyorlar. Şimdi bana da soruyorlar ha. Neden öyle? Bana da soruyor. Çünkü bak, mesela ben program yaparken benim kendimi yapabileceği yemekleri yapmıyorum. Şey yapıyorum, herkese yapabileceği bir yemek yapıyorum. Kolay bir yemek olsa o yüzden yapıyorum. Onlar da diyor ya, şimdi mesela bir hanımefendi izliyor, dışa bu tarif çok güzel, ben de yapabilirim. Bir şef izliyor ya, bu ne ya bana diyor. Basit geliyor. Basit de geliyor. Ama anlamıyorlar yani sonuç bizde şey. Doğru, televizyon izleyicisi herkes için. Sonra yani belki için. Ne bileyim bizim şey, sevgili arkadaş evde şey, ben de arkadaş için yapmak istiyorum, anne için yapmak doğru istiyorum. Kolay bir şey yani. Bu damak tadı çok enteresan bir şey. Mesela bizim böyle sevmediğimiz işte kokusuna dayanamadığımız şeyleri onlar bayılarak yiyorlar. Bu nasıl oluyor? Bu damak tadı nasıl bir enteresan bir şey değil mi? Bak abi şey oluyor. Çok öyle enteresan yani. İlk gözden geliyor biliyor musun? Mesela bak çok insan böyle bir street food böyle bir şey var. Yol yemekleri, sokak yemekleri. Sokak yemekleri. Herkesi çok bayılıyor. Hı hı. Aslında bakarsan sokak yemekleri en pis yemekleri. Yani pis. Hijyen olarak daha. No. Şey demek istiyorum. Çok yağ, çok şey, çok ağır yemekleri sağlık demek ağır istedi yani. Tamam ama herkesi bayılıyor. Biliyor musun ya abi? Çünkü sen orada görüyor musun? Sen orada bekliyorsun. Adam orada sana kokoreç kesiyor. Ya kokoreç bir İtalya'dan başka bir şey yapıyor. Bir Amerika'da bir hamburger yapıyor. Yapılışını görüyorsun. Sen görüyor musun? Tamam mı? Orada görürken lezzet geliyor. Lezzet de geliyor. Güveniyorsun çünkü görüyorsun gözüyle. Zaten şimdi ne oldu? Açık mutfak herkes. Bravo. Bak restoranlarda artık herkes açık mutfak yapmak zorunda yani. Bu konuyla yani. Doğru. O için yani önce göz var. Göz seversen sonra problem yok. Göz sevmedi. Şimdi bizim bir orkestramız var. O orkestra biraz sonra gelecek ve sizi... Vallahi abi. Çok heyecanlı. Vapur müzisyenleri çağırdı arkadaşlar. Abi bu gerçekten arkadaşlar. Bu maşallah gerçekten her şey var ya süper. Son zamanlarda en çok dinlediğiniz Türkçe şarkı ne? Allah ben şey seviyorum. Çok Gökhan Türkmen çok seviyorum çok, abi. Çok güzel yani. Bayılıyorum son abi bence süper. Son düet çok güzel. Abi sen ne diyorsun? Bayılıyorum adamla. Bu dışında abi ben kalp içinde hep Ebru Gündeş var. Vay abi söylemeye gerek yok. O ses de Ebru Gündeş var mıydı? Yok abi. Yoktu. Ben Adise seçtim. Beni adrese. Bir kısmet oldu. Geldi İstanbul'dan. İlk CD aldı ya satın aldı. Ebru Gündeş. Evet. Evet bir albüm yaptı ve o aldı. Aldınız. Evet. Güzel. Öyle işte Ebru Gündeş parçada kapıdan bir parça işte. O yani. Zaman Ebru Gündeş parçasıyla vallahi mi abi? Yavaş yavaş kapatalım programımızı. Gerçekten. Arafta'dayım abi. Söylüyor mu? Biliyor musun sesini? Yok abi söylemem abi. Ebru Gündeş'e de Ebru Gündeş'i söyleyebilirim. Mümkün değil ha. Başka kimseye. Evet. Bir haftaya 10 günü. Güzeldi. Aç mısınız? Simit kafi gelmediyse balık ekmek ısmarlayabilirim. yok. Yeter teşekkür ederim. Afiyet olsun. Keşke biraz benzer. Jambon kaşarı için hatayım. İşte şef yok bizde. Yok şaka yapıyorum. Süper gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Çok keyif aldım gerçekten. Ben de abi çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler için nasıldı? Herkesin yüzü gülüyor. Siz çok konuştunuz ama. Yeter yani gerçekten. Burada. Gerçekten çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beni davet ben etmek için. Ben çok mutlu oldum. Program zaten muhteşem. Sen zaten muhteşem. Gerçekten. Eksik olma. Allah yol açık olsun diliyorum. İnşallah. Deniz açık olsun. Deniz üzerinde gidiyoruz. Sevgili seyirciler, İtalyan Yiğido'dan, Danino'dan bunları duymak çok güzel bir şey. Sağ olun. Size başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Yolcu konuklarımıza da son sözleri verelim. Çok memnun oldum size. Sağ olun. Gerçekten. Ben de çok memnun oldum. Gerçekten. İnşallah. Ben de çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşme fırsatı buluruz. Yemeklerinizden yeriz. Tabii. Şapkadan tanır seni. Tabii. Evet bir daha gelirsem yine buna geleceğim. Sen bir hafta sonra bir gel burada. Biz tekrar öyle bir geri dönelim bütün gün. Tamam. Yani. Teşekkür çok ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten sormak için, takip etmek için, her çok şey için. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Vapurda Çay Simi Sohbet'te denizin üstünde boğazı geçiyoruz. Biraz dalga var. Biraz. Değil mi? Evet. Şu an bir dalga evet, var. Evet arkadaş. Sizleri de programımıza bekliyoruz. Sosyal medyadan bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili Danino Zanna'ya da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz bizim kapanış sözümüz. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça haftaya kalın. Görüşmek üzere. Şimdi Ebru Gündeş'i gidiyor. Ebru Gündeş şarkısı. Tamam. Tamam. Her hafta da. Hatıra fotoğrafımızda sizlerleyiz. È stato un fantastico viaggio.
Il tè era fantastico e la conversazione ancora di più. Ci te seguire di Reina Almase, che fi bisorbetto du, inshallah te crea, veramente, ora già, Danilo Zanna. Sevgili seyirciler, bu haftalık kapanışı böyle yaptık. Uğurlayalım mı? Bunu kaçırmayalım yani, tekrar. Evet, evet, kaçırmayalım. Evet, buyurun. Vay gelsin. Hoşçakalın. Biz bir kere vapuru kaçırdık. Bir sefer daha gidip geldik. Teşekkür ediyoruz olsun, sizlere. Olsun. Başakçığım, Büşra'cığım. Keyfim uzattı. Thank you.